TR35 ekranlarından mutlu akşamlar sayın seyirciler. Ben Gönül Morsümbül. Ana haber bülteni başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamuda çalışan 700 binden fazla işçinin zam oranını açıkladı. Erdoğan işçilere ilk 6 ay için %45 zam yapılacağını ve en düşük aylığın 15 bin liraya çıkarılacağını duyurdu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu sabah İzmir'de başlatılan 56. kökünü kurutma operasyonu kapsamında 310 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. İmzalanan İSKÜ Bileşim Vadisi İşbirliği Protokolü ile İSKÜ Bileşim Vadisi'nin bir işbirliği kuruluşu haline geldi. İmza töreninde konuşan Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili adayı olan Mehmet Muharrem Kasaboğlu, İzmir marka şehir olarak ülkemizin en başında yer alacak dedi. 7 Mayıs'ta Erzurum'da yaşanan olayları karıştığı gerekçesiyle Erzurum Merkez Komutanlığı'nda görevli piyade uzman çavuş Akif Keleş gözaltına alındı. Keleş'in 2021'de silahlı terör örgütüne üye olma iddiasıyla soruşturma geçirdiği belirtildi. CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Buca Çamlıkule'de 13. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun afiş ve pankartlarının olduğu bir kıraathaneye savcı Sayan ve beraberindeki yaklaşık 30 kişilik bir grupla saldırı gerçekleşti dedi. Öte yandan savcı Sayan'sa sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kendilerinin saldırıya uğradığını ve 3 arkadaşının yaralandığını öne sürdü. İzmir'in Buca ilçesinde yaşanan seçim gerginliğinin yankıları sürüyor. Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti İzmir Milletvekili adayı Savcı Sayan, "Siz Allah'tan korkmuyor, kuldan utanmıyorsunuz." dedi. Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelerek kucaklaşan AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Buca'daki kıraathane saldırısına ortak tepki göstererek birlik ve beraberlik mesajı verdi. TR35'te yayınlanan Birol Soylu'nun sunduğu 10. Köy programına konuk olan CHP İzmir 2. Bölge Milletvekili adayı Rıfat Nalbantoğlu, "Bir oy Kemal'e, bir oy tipe" diyenlere ateş püskürdü. Nalbantoğlu, "Bu açıklamayı romantizm olarak bile değerlendiremiyorum" dedi. AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Ödemiş'te Millet İttifakı'nın İzmir hakkını alacak söylemini eleştirdi. Saygılı, "Evet, İzmir hakkını alacak, İzmir'e hakkını biz vereceğiz" dedi. İzmir'in Konak ilçesinde bir kişi sokak ortasında eski sevgilisi olduğu iddia edilen kadını öldüresiye dövdü. Kadının çığlıklarına sessiz kalmayan bir grupsa saldırgana meydan dayağı attı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Değerli izleyenler, gündemde öne çıkan konu başlıklarıyla karşınızdaydık. Bir sonraki bültende görüşünceye dek sevgiyle, huzurla kalın.